Sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, geldik permütasyona. Şimdi önce permütasyonu yapacağız ama ya hep diyorsunuz ya hocam ya bu permütasyon formülü mü kullanacağız? Kombinasyon formülü mü kullanacağız? Bizim kafa allak bullak oluyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorsunuz ya. Şimdi önce permütasyon nedir? Kombinasyon nedir? Nasıl soru kalıplarında permütasyon, nasıl soru kalıplarında kombinasyon olur? Bu formüller nereden geliyor veya bu formülleri kullanmak zorunda mıyız? Bir onları Selim hocanız size detaylıcana bir anlatsın. Ondan sonra permütasyonun konu anlatımına geçeceğiz. Gel bakalım şimdi. Şimdi size 4 elemanlı 2 şey veriyorum. Tamam mı? Birinde permütasyonun, birinde kombinasyonu anlayacağım. Şimdi bir kere şunu unutma. Permütasyon sorularının hiçbirinde formül kullanmayacağız. Tamam mı? Kullanmayacağız. Ama kombinasyon sorularının hepsinde formül kullanacağız. Tamam mı? Bir kere permütasyonları mantığımızla çözeceğiz yani. Permütasyon bana şunu soracak. Diyecek ki kaç farklı şekilde sıralanır diye soracak. Kombinasyon ise kaç farklı şekilde seçilebilir diye soracak. Bir kere kafaya bunu yaz. Sıralanır, seçilebilir. Şimdi permütasyon sorularında niye formül kullanmayacağız? Formülünü de vereceğim. Formülünü sadece şöyle sorularda kullanacağız bakın. Böyle permütasyonun P'li soruları var ya, sadece onlarda kullanacağız. Onun haricindekilerde hiç formül kullanmayacağız. Şimdi permütasyon ne der bize? Mesela 4 elemanım var ya, bu 4 elemanı kaç farklı şekilde sıralarsın diye sorar. İşte 4 kişiyi 4 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde sıralarsın? Ne diyeceğiz? 4'ünden biri buraya oturacak. 3'ünden biri buraya oturacak. 2'sinden biri buraya oturacak. Son kalan buraya oturacak. Çarpacağız. Burası 24. İşte bir permütasyon sorusu çözdük. Diyecek ki bu 4 kişiyi 3 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde oturturuz? 4'ünden biri buraya oturacak. 3'ünden biri buraya oturacak. 2'sinden biri buraya oturacak. Diğeri oturamayacak tabii ki. Ne? 24. 4 kişiyi 2 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde oturtabiliriz diyecek. 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya, 12 diyeceğiz. 4 kişiyi 1 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde oturtabiliriz? Sadece bir koltuğa 4'ünden biri oturacak. Sorunun cevabı 4 olacak. İşte buradaki yaptığımızı formülle çözmek istiyorsanız 4'ün 4'lü permütasyonudur. 4 kişiyi 4 kişilik yere oturttuk çünkü. Burada 4 kişiyi kaç kişilik yere oturttuk? 3 kişilik. Burada 4 kişiyi kaç kişilik yere oturttuk? 2. Burada 4 kişiyi kaç kişilik yere oturttuk? 1. İşte bu formülleri hiç kullanmadan soruları tamamen mantığını kullanarak çözeceğiz. Tamam mı? Permütasyon soruları mantıkla, ya oraya oturacak, oraya gelecek. Oraya oturacak, oradan gidecek mantığıyla çözeceğiz. Formül yok. O yüzden karıştırmam. Peki kombinasyon ne soracak? Diyecek ki bana 4 kişinin içerisinden 4 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirim diyecek. Kaç kişi seç diyor? 4 kişi. 4 kişiysek bu 4 kişiyi de seç işte. 4 kişiden 4 kişiyi sadece bir şekilde seçebilirim. İşte bu kombinasyon 4'ün 4'lü kombinasyonudur. Bak aradaki sonucu görüyor musun? 4'ün 4'lü permütasyonu 24 iken burası 1. Şimdi kombinasyonu bir şekilde daha gösteririz. Böyle C koyup 4 4 yazabiliriz. Ama daha çok şunu göstereceğiz. 4'ün 1'li kombinasyonu. Böyle aşağılı yukarıdaki gösterim kombinasyon gösterimidir. 4'ün birlisi değil, 4'ün 4'lüsü. Başka ne diyebilir? 4 kişiden 3 kişiyi nasıl seçerim bak. 4 kişiden 3 kişilik bir ekip kur diyecek. Tamam mı? Ekip kur. Şimdi bir sayarak yapalım hadi. Ne olur? A, B, C yapabilirim. Sonra A varken B varken yanına D getirebilirim. A, B'liler bitti. Sonra A'nın yanına C alıp yanına D'yi getirebilirim. A, C, D bitti. Şimdi ne yapabilirim arkadaşlar bir de? B'yi alırım, C'yi alırım, D'yi alırım. Kaç kişi? 4 farklı şekilde seçtik. İşte bu da kombinasyon 4'ün 3'lü kombinasyonudur. 4 kişiden 3 kişiyi seç dedi. Bunun için formül kullanacağız. Böyle amele gibi saymayacağız. Veya bu nasıl gösterilir? 4'ün 3'lü kombinasyonu olarak gösterilir. Şimdi mesela dedi ki 4 kişiden 2 kişilik ekip seç dedi. Tamam mı? O zaman ne yapacağım? 2 kişi seçeceğim. Hadi sayarak yapalım. Sonra formülünü de vereceğim. Merak etme. Ne yapabilirim? A ile B'yi alabilirim. A ile C'yi alabilirim. A ile D'yi alabilirim. A'lılar bitti. Sonra B, C'yi alabilirim. B, D'yi alabilirim. Bunlar da bitti. Bir de C ile D'yi alabilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kombinasyon 4 kişiden 2 kişiyi seçtim. Veya nasıl gösterilebilir? 4'ün ikilisi. Ama bunları işte sayarak yapmayacağız. Bakın permütasyonu mantığını kullanarak yapacağız. Ama kombinasyonda formül kullanacağız. İşte 4 kişiden 1 kişiyi seç dedi. 4 kişiden 1 kişi kaç farklı şekilde seçilir? Ya A, ya B, ya C, ya D. 4'ün birli kombinasyonu nedir diyeceğiz? 4'tür diyeceğiz. Şimdi işin biraz daha özüne girelim. Şimdi arkadaşlar bir kere dedik ki biz bir de kombinasyonun formülü vereyim. Şimdi kombinasyonun formülü, şimdi bizim karşımıza kombinasyon n'nin r'lisi veya şöyle çıkacak n'nin r'lisi. Şimdi ne anlama geliyor biliyor musun? N elemanlı bir kümenin, bakın n elemanlı bir kümenin kümelerde de yaptık zaten. R elemanlı alt küme sayısı demektir. Alt küme sayısı demektir. Veya n elemandan r eleman seçimi demektir. Tamam mı? Bu seçimi demektir. Hocam permütasyon n'nin r'lisi ne demek? N kişiyi r kişilik yere sırala diyordur. Ama bunun için formül kullanmayacağız. Aslında permütasyonun formülü kombinasyondan geliyor. Biz başlangıçta permütasyonu anlatıyoruz ama işin özü aslında kombinasyon. Şimdi kombinasyonun formülü ne? Kombinasyonun formülü şu arkadaşlar. Kısa yollarını da vereceğim. N'nin R'li kombinasyonu veya N'nin R'li kombinasyonu. Yukarıya N faktöriyel yazıyorsun. Aşağıya R faktöriyel yazıyorsun. Bir de N'den R'yi çıkarıp faktöriyelini koyuyorsun. İşte bu kombinasyonun formülü. Bu n kişiden r kişiyi seçmek. Permütasyonun formülü ise şu. Permütasyon n'nin r'li permütasyonu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Şimdi benziyorlar mı formüller birbirlerine, bir bakın. Benziyorlar. Burada sadece bölüm durumunda r faktöriyel var. O da ne biliyor musun? Şimdi r kişiyi, mesela 3 kişiyi kaç farklı şekilde sıralarsın derse nedir? 3, 2, 1. 3 kişiyi 6 farklı şekilde sıralarım. Şimdi permütasyon hem seçim, bakın hem seçim hem sıralama aynı anda vardır permütasyonun içerisinde. Kombinasyon ise sadece seçim yaptırıyordur. O zaman ben n kişinin içerisinden r kişiyi seçtikten sonra, yani n faktöriyel bölü r faktöriyel çarpı n eksi r faktöriyel şekilde seçtikten sonra bunları r faktöriyel şekilde sıralarım diye şunları sadeleştirdiğinizde permütasyon çıkıyor. Yani aslında permütasyon sorularında önce seçim yapıp seçtiklerimizi sıraladıktan sonra permütasyona geçiş yapabiliriz. Ama böyle yapmayız. Biz mantıkla permütasyonu çözeriz. Mesela nasıl? Gel. Şimdi mesela dedim ki sana elimde 5 kişi var. Dedim ki 5 kişi var. 5 kişi içerisinden dedim 3 kişilik ekip oluştur dedim. O zaman ne? 5 kişiden 3 kişiyi seçeceğim değil mi? 5'in üçlü permütasyonu. Uzun yolla yapıyorum önce. 5 faktöriyel bölü 5'ten 3'ü çıkaracağım. 5 eksi 3 faktöriyel bölü bir de şu 3 faktöriyel. Tamam. Ne oldu şimdi burası baktın? 5 faktöriyel var. 5'ten 3'ü çıkardım. 2 faktöriyel yaptı. 3 faktöriyel. Şu 5 faktöriyeli açıyorum. 5, 4 çarpı 3 faktöriyel diye açıyorum. 3 faktöriyelleri sadeleştiriyorum. Şunları sadeleştiriyorum. 2, 10. Yani 5 kişiden 3 kişiyi kaç farklı şekilde seçebilirmişim? 10. Şimdi bir de permütasyona bakalım. Dedim ki 5 kişiyi 3 kişilik koltuğa, tamam mı? 3 kişilik koltuğa kaç farklı şekilde sıralanır dedim. Tamam mı? Veya oturabilir dedim. Şimdi koltukları çiz. Buraya 5'inden biri, buraya 4'ünden biri, buraya 3'ünden biri. Sorumuzun cevabı 20-60 oldu. Peki bunu böyle kombinasyonla yapabilir miydik? Yapardık. Bakın 5 kişiden 3 kişiyi önce seçerim. Seçtiğim 3 kişi kaç farklı şekilde sıralanır? 3, 2, 1. Yani 3 faktöriyel şekilde sıralanır. 5'in üçlüsünün 10 olduğunu bulmuştum. 3 faktöriyelin 6 olduğunu bulmuştum. 60. Gördünüz mü? Aslında permütasyon denilen şey kombinasyon formülünün, yani kombinasyon n'nin r'lisini r faktöriyelle çarptığınızda karşınıza permütasyon n'nin r'lisi çıkıyor. Çünkü bunun içerisinde hem seçim hem sıralama var. Bu sadece seçimi. Seçimi sıralamayla çarptığınızda permütasyona dönüşüyor. İşin özü şu. Permütasyon sorularında hiç permütasyon formülünü kullanmayacağız. Böyle mantığıyla çözeceğiz. Ama kombinasyon sorularında da formülü kullanmak zorundayız. O zaman benimle beraber tekrar edin. Permütasyon neymiş? Sıralama yapma. Mantığıyla çözeceğiz. Formül kullanmayacağız. Ama kombinasyon sorularının içerisinde de bana diyecek ki kaç farklı şekilde ekip oluşturabiliriz? Kaç farklı şekilde seçim yapabiliriz diyecek. O zaman kombinasyonun formülünü kullanacağız. Kombinasyonun formülünü yer değişim sıralamalarıyla çarptığımızda permütasyonun formülü çıkar. Bir tek kafanız karışmış olabilir. Problem yok. Ben sadece aralarındaki geçişin nasıl olduğunu anlatmak istedim sana. Ama tekrar söylüyorum. Kombinasyon sorularının tamamında formül kullanırken permütasyon sorularının hiçbirinde formül kullanmayacağız. Hadi o zaman permütasyon neymiş? Gel. Şimdi arkadaşlar dedik ki n ve r doğal sayılar ve r küçük eşit n olmak üzere n tane elemanın r'li sıralanışlarına n'nin r'li permütasyonları. Püf noktam neresi? Sıralanış. Nasıl gösterilir? P, n'nin r'li sıralanışları. Formülü nedir dedik? Yukarıya n faktöriyeli yazacaksın. Aşağıda da n'den r'yi çıkarıp faktöriyeli koyacaksın. Ama hiç kullanmayacağız çünkü kısa yolunu vereceğim. Şimdi kısa yolu ne? Mesela permütasyon 10'un üçlüsü. Bak permütasyon 10'un üçlüsünü formülle hesaplayalım. Yukarıda 10 faktöriyeli koyuyorum. Aşağıda 10'dan 3'ü çıkarıyorum, 7 faktöriyel. Bak ne oldu? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Şunlar götürdü. 10, 9, 8. Kısa yolum şu. Permütasyon 10'un üçlüsü karşına çıktığında hiç bu formülle uğraşma. 10'dan başla. 10. Bir küçüğü 9. Bir küçüğü 8. 3 tane bak. 3 tane terim yaz bitir. Mesela permütasyon 13'ün 5'lisi çıktı karşına. Uzun uzun yapma. 13'ten başla. 5 tane sayı yaz. 13, bir küçüğü 12, bir küçüğü 11, bir küçüğü 10, 4 sayı yazdım daha, bir sayı daha yazdım 9. 1, 2, 3, 4, 5. Permütasyon 20'nin ikilisi. 2 tane aç 20'den başlayarak. Biri 20, biri 19. Kısa yolum bu. Ama formül kullanmayacağız. Bu formüller sadece şu 19. soru gibi sorularda kullanacağız. Şimdi o zaman burada söyleyeceğimiz şeyler var. Bir sayının sıfırlı kombinasyonu daima birdir, bunu unutma. 10'un sıfırlısı birdir, 9'un sıfırlısı birdir, 8'in sıfırlısı birdir. N'in birli kombinasyonu n'den başlayıp bir tane aç diyor n. N'in ikilisi n'den başlayıp iki tane aç diyor n. Bir küçüğü n-1. N'den başlayıp 3 tane aç diyor n. Bir küçüğü n-1. Bir küçüğü n-2, bak birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı, 3 tane aç diyor. N'in n'lisi, yani şu permütasyon 4'ün dörtlüsü, 4'ü 4 tane aç diyor. 4, 3, 2, 1, ne oldu? 4 faktöriyel. O zaman n'in n'lisi nedir? N faktöriyel. Permütasyon 7'nin 7'lisi nedir? 7 faktöriyel. Şimdi buna gelelim. Permütasyon 7'nin 6'lısı. Ne diyor? 7'yi 6 tane aç. Açalım. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane açtım. Yanında ne yok? 1 yok. 1 olsa da olmasa da bir şey fark etmez. Sorumuzun cevabı 7 faktöriyeldir. Yani bir sayının mesela 12'nin 11'li permütasyonu denildiğinde yine 12 faktöriyel eşittir. Yani 11 tane açtığınızda sadece 1'i açmamışsınızdır. Hiç problem olmaz. Tamam mı? Kolay yani. O zaman 10'un sıfırlısı, bütün sayıların sıfırlı permütasyonu 1'dir. 10'un ikilisi 10, 9, 2 tane açtım. 10'un birlisi 10'dan başlayıp bir sayı yazdım. 10'un üçlüsü 10'dan başladım 3 sayı. 10, 9, 8. 10'un onlusu 10'u 10 tane aç diyor. 10, 9, 8, 1'e kadar açıyorum 10 faktörel. 9 tane aç diyor. 10, 9, 8. Nereye kadar gidiyorum? 2'ye kadar. Bir ha var ha yok. Yine nedir? Şu yanlış yazılmış 10 faktöriyeldir. Orayı hemen düzeltelim. Kalem var mı yanımda? Kalem de yok ya. Kalem de yok. Neyse orayı düzelteceğiz. Şurada başka hiç kalem yok mu ya buralarda? Allah'ım ya Rabbim. Bakayım kitapta da öyle mi? Vallahi öyle olmuş ya. Vallahi öyle olmuş. Kalem yok mu ya? Koca masanın üstünde kalem yok ya. Nasıl işaret koyacağız? Şurada çakım var. Çakıyla işaret koyacağım oraya. Şöyle şuraya çakıyla keseceğim orayı. Şöyle kestim orayı. Çakıyla işaret koyduk. Hadi bakalım. Şimdi permütasyon. Çakı eldiveni sıkıştırdı. Hadi bakalım. Şimdi ilerliyoruz. O zaman permütasyon sorularının içinden geçeceğiz şimdi. Sadece bu kalıplarda permütasyonun formülünü kullanacağız dedik. Eşittir de permütasyon 9'un ikilisi 9 çarpı 8. 2 tane açtım eksi. Permütasyon 4'ün üçlüsü. 4'ü 3 tane açıyorum. 4, 3, 2 bölü. 3'ün ikilisi 3'ü 2 tane aç diyor. 3 çarpı 2 bak. 3, 2 tane aç diyor. 1'i 3, 1'i 2. Şimdi şurası 72 yapar. Şurası 12 çarpı 2'den 24 yapar. Aşağıda da 6'mız var. Çıkardığımız zaman 48 yaptı. 48'i 6'ya böldüğümüzde sorumuzun doğru cevabı 8. 19. sorumuzun doğru cevabı 19. sorumuzun doğru cevabı Adana. Geldik buna. Permütasyon n'in üçlüsü. N'den başla 3 tane aç diyor. N. Bir küçüğü n-1. Bir küçüğü n-2. Bak 3 tane açtım. Eksi diyor. 6 ile n'in birlisi. N'i bir tane aç diyor. N. Eşitmiş 84'e. Şimdi denklem çözümü. Bunu çözebilmek için her ikisinde n'lerin ortak olduğunu gördüm. N parantezini aldım. Burada ne kaldı? n-1 çarpı n-2 kaldı. Bunda eksi 6 kaldı. Eşitmiş neye? 84'e. Yani denklemi çözmek zorunuza gidiyorsa değer de verebilirsiniz. Şimdi ne oldu burası? Bakın n çarpı. Burayı da içeri dağıtalım. Bir n kare gelir. Sonra buradan eksi 2n gelir. Eksi n de burada n kare eksi 3n yapar. Sonra burada eksi 2 ile eksi 1'i çarptığımız zaman artı 2 gelir. Eksi 6 var yanında. Artı 2 eksi 6'dan ne geldi? Eksi 4 geldi. Eşitmiş 84'e. Tamam. Şimdi burası çarpanlarına ayrılıyor mu? Ayrılıyor. Nedir bakın burası? N burada var. Burası da n kare eksi 3n eksi 4 dediğimiz n eksi 4 ile n artı 1'in çarpımıdır değil mi? Burayı eksi 4 çarpı artı 1 gibi düşündüm. O zaman n eksi 4 çarpı n artı 1 oldu. Eşittir 84. Şimdi 84'te nelerin çarpımı diye düşün. 2'ye böldüm 42. 2'ye böldüm 21. 2'ye böldüm 3'e böldüm 7. Sonra 7'ye böldüm 1. Ne oldu arkadaşlar? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 7 oldu. Şimdi n 7 olsa bakın. Şurası 7 yapıyor. Şurası 3 yapıyor. Şurası da 8 yapıyor. 7, 3 olmadı. Bakalım n kaçtır o zaman? Şuradan bir bakalım. N artı 1 bir fazlası. O zaman n 6 olsa 6, 7, 2. Evet n 6'dır. Burası 6 ise bakın burası 7 yapıyor. 6 kere 7 42. 6'dan 4'ü çıktı 2. N'in kaç olduğunu buldum. 6 olduğunu buldum. Şimdi 6'nın ikili permütasyonunu istiyor. 6'nın ikilisi 6'yı 2 tane aç diyor. 6 çarpı 5 30. Sorumuzun doğru cevabı D. Haydi bakalım geldik. Kaç? 21 mi? Kaç? Okuyamadım orayı. N'in ikilisi n çarpı n eksi 1. 2 tane açtım artı 3'ün ikilisi 3'ü 2 tane aç diyor. 3 çarpı 2 eksi bütün sayıların sıfırlı permütasyonu 1'di. Eşitmiş n kare eksi 6'ya. Düzenleyelim şimdi. Buradan ne geldi? N kare eksi n geldi. Buradan 6 eksi 1'den artı 5 geldi. Eşitmiş n kare eksi 6'ya. Çatara kütere bunlar götürdü. Bunu bu tarafa aldığım zaman 11. Eksi n de karşıya geldi. N dediğimiz 11 bitti Denizli. Hadi bakalım 22. sorumuz. Şimdi arkadaşlar standart kalıplarımızı bitirelim. Nasıl geldiğine bakalım. 10'un dörtlü kombinasyonu 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7. Onu 4 kez açtım, eşittir. N artı 1 faktöriyel. Orada permütasyon yok. Faktöriyel var. Faktöriyel aşağıdaki n eksi 1'e kadar açıyorum. N artı 1. Bir küçüğü n. Bir küçüğü n eksi 1 faktöriyel deyip bıraktım. N eksi 1 faktöriyel aşağıda var. Çatara. Çatara götürdü. Çarpı 5 faktöriyel. Bakın şimdi. Burası 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7. Bu taraf ne yaptı? N artı 1 çarpı n çarpı 5 faktöriyel. 5 faktöriyel dediğimizde nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Hadi bir sadeleştirme yapalım. Şu 4 ile 2'nin çarpımı 8 yapıyor. Şunlar götürsün. Sonra şu 5 ile şunu sadeleştirdiğimiz zaman burada 2 kaldı. Şu 3 ile şunu sadeleştirdiğimiz zaman 3 kaldı. 6 çarpı 7'den burası 42 yaptı. Eşitmiş n çarpı n artı 1. Bakın n ile n artı 1 ardışık sayılar ya. 42'de ardışık 6 ile 7'nin çarpımı. O zaman n 6, n artı 1 de 7'dir. N 6. Hop, sorumuzun cevabı bu. Şimdi böyle sorular karşınıza geldiğinde formülü kullanacaksınız. Ama asıl işimize şimdi başlıyoruz. Gel 23. Diyor ki kümesinin üçlü permütasyonlarının sayısı kaçtır? Bu soru diyor ki aslında işte Ahmet, Bekir, Cemil, Dilara, Erdem, Fatma diye kişiler var. 3 kişilik koltuğa bunları oturt kardeşim diyor. Mantığı böyle, üçlü permütasyon diyorsa bu. Formülle yapacaksan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permütasyon 6'nın üçlüsü ama ben bunu asla kullanmayacağım. 6'yı 3 tane aç, 6, 5, 4. İşte böyle düşünürsen permütasyonu kombinasyonla karıştırırsın. Ne zaman formül kullanacağım diye düşünürsün. Permütasyonu sıralama gibi düşün. 3 kişilik yere 6'sından biri buraya, 5'inden biri buraya, 4'ünden biri buraya, 120 cepte. Geçtim. Kaçında C harfi bulunur diyor. Şimdi bunları üçlü permütasyon. Diyor ki bir kere 3 kişilik yere oturtacağım bunları. C harfi bulunsun diyor. Yani C'yi al diyor, buraya oturt kardeşim diyor. Önce şunu söyle. C nereye oturur? Bak, C nereye oturur? Şimdi C'nin oturabilmesi için 3 yer var. Bir kere C'yi 3 yerden bir yere oturttum. Sonra C'nin oturduğu yeri sil. Kümemde ne var? A, B, C, D, E, F var. Ben C'yi oturttum. Kalan 2 yere diğerleri oturacak. Kaç kişi kaldı geri? 5. 5'inden biri buraya, 4'ünden biri buraya oturur. Bitti. Tamam mı? Önce ama olsun denilen nereye oturacaksa bir oturtuyorsun onu. 3 yer var. 3'ünden bir yere oturtuyorsun. Bir yeri siliyorsun. Sonra kalanları kalan yerlere oturtuyorsun. 60 sorunun cevabı. Kaçında A ve B bulunur diyor. Diyor ki 3 kişilik yere oturtacağım. A ile B kesin otursun. 3. kişiye bak diyor. Şimdi o zaman bakalım. Önce A nereye oturur? Nereye oturur A? 3 tane yer var. A 3 kişilik yerden bir yere oturur. Oturttum A'yı. B nereye oturur? Kalan 2 yerden bir yere B oturur. Oturttum B'yi. Ondan sonra kümeni yaz. A, B, C, D, E, F. A ile B'yi oturttum mu? Ben oturttum. Geri kalan 1 kişilik yere bu 4'ünden biri oturacak. Çarpı 4. 12 çarpı 4 6 çarpı 4, sorumun cevabı 24. Anladın mı mantığını? Yani sorunun içerisinde permütasyon kelimesi gibi düşünme. Kaç farklı şekilde koltuklara otururlar? Kaç farklı şekilde bunları sıralarım diye düşün. Kaçında A ve B bulunmaz? Çok basit. Şimdi benim 3 kişilik yere oturtacağım ama A ve B'yi oturtmayacağım. Olmayacak onlar. Al burayı. A, B, C, D, E, F. A ve B olmayacaksa gitti bunlar. Kimler oturacak? Şu 4'ü. 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya, ikisinden biri buraya, 24. Kaçında A bulunur? B bulunmaz diyor. Alacağım şimdi burayı. Kümemi yazacağım. A, B, C, D, E, F. Bir kere B bulunmasın kardeşim diyor. B'yi attım dışarı. Yürü git dedim. A bulunsun diyor. Hemen A nereye oturur diye sordum kendime. Ya şuraya oturur sorusunun cevabı değil. 3 yer var. A 3 yerden bir yere oturur. A'nın oturduğu yeri sildim. A'yı da oturttum, gitti. Geri kaç kişi kaldı? 4. Buraya 4'ünden biri, buraya da 3'ünden biri. 4, 3, 12, 36. Bitti. Hop. Kaçında A veya B bulunur. Üçlü permütasyonlarının kaçında A veya B bulunur diyor. Şimdi A veya B ne demek? Bir kere orayı iyi anlamamız lazım. Şimdi A veya B şu. A bulunup, bak A bulunup B olmayanlar olabilir. Tamam mı? Artı B bulunup, bak B bulunup A olmayanlar olabilir. Artı bir de ikisi de olabilir. İsteyen bu üçünü bulup toplayabilir. Hadi üçünü bulup toplayalım. Şimdi A bulunur, B bulunmazı yukarıda çözdüm. Neydi cevabı? 36'ydı. B bulunup A olmayanlar da aynı çözümdür, 36. Bir de ikisinin de olduklarına bakalım. İkisinin de oldukları da şurada çözdük. Bak nerede? A ve B bulunur da burada çözdük. Artı 24'e ekliyorum. 36, 36, 72, 24 daha 96. Ama ben bu çözümü yapmam bunun için. Ben bunu silerim. Ama silmeden önce bir şey göstereyim. Durun. Şöyle eski haline bir getireyim. Şöyle eski haline bir geri yaparak getireyim. Şimdi arkadaşlar bizden istenen durumlar bu ya. Bunun haricinde bir durum daha var. Ne o? İkisinin de, bak. İkisinin de olmadıkları. Yani tüm durumdan ikisinin de olmadıklarını çıkarırsan soru daha kolay olacak. O zaman burayı kompleman sildim. Tüm sıralanışlarımın sayısına bakıyorum önce. 3 yere sıralayacağım değil mi elemanlarımızı? Kaç elemanım vardı benim normalde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'sından biri buraya, 5'inden biri buraya, 4'ünden biri buraya. Tüm sıralanışlarım 120. İkisinin de olmadıklarına bakalım şimdi. Ne yapıyorum? A, B, C, D, E, F'de A ile B'nin ikisini de atıyorum. 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya, ikisinden biri buraya. İkisinin de olmadığı 24. O zaman 120 eksi 24 yine 96 geldi. C şıkkı A ya da B. A ya da B ne diyecek? A olacak ama B olmayacak veya B olacak A olmayacak. Ya da diyor biri olacak kardeşim diyor. O zaman A olup B olmayanlar. Önce A'yı aldım. Nereye koyarım diye düşündüm. 3 yerden bir yere. B olmayacak dedim, bak kümeni yaz. A, B, C, D, E, F. A oldu, A'yı koydum. B olmayacak dedim, B'yi attım. Kalan 4 elemandan biri buraya, 3 elemandan biri buraya. 4, 3. A olup B olmayan 12, 36 tane oldu. B olup o A olmayanlar da aynısı. 36 da o yapacak. 36 artı 36'dan 72. Tamam mı? Permütasyonun standart sorusu. Ama sınavda böyle gelmeyecek. Daha yorum, daha böyle analiz yapmamız gereken sorular olacak. Şimdi gel buraya bak ne diyor. Permütasyon içerisinde seçme ve sıralama aynı anda yapılır. Onu anlattım en başta. Sorularında kaç farklı şekilde sıralanır diye sorulur. Permütasyon sorularının hepsinde formül kullanmadan çarpma ilkesiyle soruları çözeriz. Gel bak şimdi. Bir tanesinde bile formül kullanmayacağım, gör. Diyor ki 5 kişi. Şimdi bizim karşımıza bu 24'ten sonraki sorular gibi gelecek. Mantığını oturt. 5 kişi düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanır? Düz bir sıraya sıralayacağım. 5'inden biri buraya, 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya, 2'sinden biri buraya, 1'inden biri buraya. 5 faktöriyel. Yani n kişi kaç farklı şekilde sıralanır o zaman? N faktöriyel. N kişi n faktöriyel şekilde sıralanır, unutma. 25. 7 kişiden 3'ü 3 kişilik koltuğa sıralansın diyor. 7'sinden biri buraya, 6'sından biri buraya, 5'inden biri buraya. Bu kadar. Hiç formül yok. Çarptık 210. Geçtim. 4 kişi 6 tane boş koltuğa kaç farklı şekilde oturur? İş değişti. 6 tane koltuğum var bu sefer. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç kişiyiz? 4. Şimdi biri A olsun, biri B olsun, biri C olsun, biri D olsun. A nereye oturur diye sor kendine. Buraya deme. Seçim yapacak. 6 koltuktan birine oturur. A mesela oturdu. B'ye kaç koltuk kaldı? 5. C'ye kaç koltuk kaldı? 4. D'ye kaç koltuk kaldı? 3. Mantığını kavra. Burası 30 yapıyor. Burası 12 yapıyor. 30 ile 12'yi çarptığımız zaman 360. Geçtik. Şimdi sıralama soruları. En ayrıntısına, en temeline kadar ineceğim. Şimdi birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik, 2 kimya kitabım var diyor. 4 tane matematik kitabım var. Matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4. Birbirlerinden farklı diyor bakın. İleride özdeş kitapları sıralayacağız. Onlara tekrarlı permütasyon diyeceğiz. Fizik 1, fizik 2, fizik 3. 2 tane de kimya kitabım var. Kimya 1, kimya 2. Düz bir rafa kaç farklı şekilde dizilir? Şartım yok. Kaç kitabım var? Toplam 9. 9 kitap 9 faktöriyel şekilde sıralanır. Bitti. Şart yok çünkü 9 kitabım var. 9 faktöriyel şekilde sıralarım. Matematik kitapları bir arada. Şimdi çok dikkat et. Matematik kitapları bir arada olsun diyor. Ayrılmasın. Matematiklerin arasına başka kimse girmesin diyor. O zaman ne yapacağız? Kolibandı alıp matematikleri bantlayacağız. Gel bak şimdi. Matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4. Bunlar ayrılmasın diyor. Bunları yapıştırdım. Yapıştırdım. Tek kitap gibi oldular bunlar artık. Tek yapıştı bunlar birbirlerine. Bunların haricinde fizik 1, fizik 2, fizik 3, kimya 1, kimya 2. Şimdi bak bunları yapıştırdım bir kitap gibi oldular. 3 kitabım burada var. 2 kitabım burada var. Toplam kaç kitap gibi oldu bunlar? 6 kitap. 6 kitabı ben 6 faktöriyel şekilde sıralarım ama cevap bu değil. Ben bunları bantlarken bunların kendi aralarında yer değiştirip yapabilir miydim? Yani şöyle matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4 diye de yapabilirim. Matematik 1 bunları yer değiştirir. Matematik 3, matematik 2, matematik 4 yani bunlar da kendi aralarında yer değiştirir. 4 matematik kitabı kendi aralarında 4 faktöriyel yer değiştirebileceği için sorumuzun cevabı bu. O zaman bize yan yana olsun diyenleri önce koli bandıyla yapıştırıyoruz. Bir ürün gibi düşünüyoruz. Sonra diğerlerinin sayısıyla topluyoruz. Kaç ürün oluştuğuna bakıyoruz. Bunları sıralıyoruz. Sonra yapıştırdıklarının yer değiştirme durumlarıyla çarpıyoruz. Hadi gel. Diyor ki şimdi B şıkkı C şıkkında aynı branş olan kitaplar bir arada olsun diyor. Yani ben matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4 ayırmayacağım bunları diyor. Fizik 1, fizik 2, fizik 3 bunları da ayırmayacağım diyor. Aynı branşlar yan yana olsun diyor. Kimya 1, kimya 2 bunları da ayırmayacağım diyor. O zaman bir kitap gibi bunlar oldu yapıştırdım. Bir kitap gibi bunlar oldu yapıştırdım. Yani toplam 3 kitap gibi oldu bunlar. 3 kitabı 3 faktöriyel şekilde sıralarım ama bitmez. Matematikler kendi aralarında yer değiştirmeyecek mi? Değiştirecek. 4 faktöriyel kadar. Fizikler kendi aralarında yer değiştirecek. 3 faktöriyel kadar. Kimyalar kendi aralarında yer değiştirecek. 2 faktöriyel kadar. Yan yana olsun diyenleri yapıştır, yapıştır, yapıştır. Gel diyor ki başta ve sonda matematik kitabı olsun diyor. Şimdi güzel. Şimdi ben 9 kitabım var ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kitabı sıralayacağım. Diyor ki başta ve sonda matematik kitabı olsun diyor. Bak matematik 1, matematik 2, matematik 3, matematik 4. Sonra fizik 1, fizik 2, fizik 3, kimya 1, kimya 2 diyor ki başı sonu bir yerleştir diyor. Şimdi benim elimde kaç tane matematik kitabı var? 4. O zaman bu en başa 4'ünden biri gelecek. Birini koydum mesela sona 3'ünden biri gelecek. Bir tane daha koydum. Hocam aradakiler ne olacak? Aradakiler için şart yok. Toplam kaç kitabım kaldı benim? 7 kitabım kaldı. 7'sinden biri buraya, 6'sından biri buraya, 5'inden biri buraya, 4'ünden biri buraya, 3'ünden biri buraya, 2'sinden biri buraya, 1'inden biri. Yani ortadakiler 7 faktöriyel şekilde sıralanır. Çarpı 4 çarpı 3'ten bir de ne gelir? 12 gelir. İşte bizim karşımıza böyle gelecek. Tamam mı? Tabii biraz daha hikayeleştiriyorlar son zamanlarda. Biz o hikayelerinde hepsinin içinden geçeceğiz. Bakın permütasyon için hiç formül kullandım mı? 0 formül. 0 formül, 0 formül. Mantığını kavrayıp olayı bitireceğiz. Dikkat, dikkat, dikkat. Diyor ki yan yana olması istenilenler yapıştırılır. Tek kitap gibi düşünülüp en son kendi aralarında yer değiştirmeleri ile çarpılır. Hadi gel biraz daha canlandıralım şimdi. Anne, baba, 4 çocuktan oluşan bir aile. Kim var? Anne var, baba var, çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 ve çocuk 4 var. Kaç farklı şekilde sıralanır? Şart var mı? Yok. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 kişiyiz. 6 kişi 6 faktöriyel şekilde sıralanabilir cepte. 720 oda. Anne ve baba bir arada olsun diyor. Anne, baba ayrılmayız demişler. Yapıştıracağım o zaman onları. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. Anne babayı yapıştırdım, bir kişi gibi oldular. Çocuklar kaç kişi? 4 kişi. Toplam kaç kişi gibi oldular bunlar? 5. 5 kişiyi 5 faktöriyel şekilde sıraladım. Anne ile baba, anne baba sıralamasında veya baba anne sıralamasında. Yani 2 faktöriyel şekilde bunlar yer değiştirebilir. Bitti. 5 faktöriyel 120, 2 ile çarptım 240. Anne baba bir arada olmamak üzere diyor. Anne baba yan yana olmasınlar diyor. Tüm durumumu 6 faktöriyel buldum mu? Buldum. Anne ile babanın yan yana olduğu durumun 240 olduğunu buldum mu? Çıkar. Yani hiç A ve B şıklarını çözmeden de anne baba bir arada olmamak üzere diye sorsaydı, her zaman tüm durumdan, yani yan yana oldukları durumu çıkaracaksınız. Başka bir çözüm yapamazsınız. Tüm durum 6 kişi 6 faktöriyel şekilde sıralandı. Anne babaya yan yana olduğu durumun da 5 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel olduğunu buldum, çıkaracaksınız, tamam mı? Yan yana olmasınlar falan diyorsa tüm durumu bul, yan yana olduğu durumları bul, çıkar gitsin. Gel bakalım. D şıkkı, anne ve baba arasında küçük çocuk olsun diyor. He. Kaç farklı şekilde sıralanırlar bak. Anne baba arasında küçük çocuk bak. Anne baba. Şimdi çocuklar çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3, çocuk 4. Şimdi bu çocuklardan biri küçük değil mi? Küçüğü bellidir. Çocuk 1 küçük olsun. Dışarıda çocuk 2, çocuk 3 ve çocuk 4 kaldı. Diyor ki anne ile babanın arasında bu olsun diyor. O zaman bunları yapıştırırım. Çocuk arada olsun diyor. Bunlar bir kişi gibi oldular şimdi. Dışarıda 3 tane daha çocuğum var. Toplam 4 kişi oldular. 4 kişiyi 4 faktöriyel şekilde sıraladım. Çarpı bunların yer değiştirme durumları. 3 faktöriyel diyen gider. Niye? Çocuk arada olsun diyor. Çocuk burada kalabilir. Sadece anne ile baba yer değiştirebilir. Çarpı 2 faktöriyel. 4 faktöriyel 24. 2 faktöriyel 2. Sorumuzun doğru cevabı 48 efendim. Gel bakalım. Anne ile baba arasında bir çocuk olmak üzere diyor. Ha, burada küçük çocuk diyordu, belliydi. Burada bir çocuk, yani çocuk 2 de olabilir arada, çocuk 3 de olabilir, çocuk 4 de. Yani şunun direkt 4 katıdır sorunun cevabı. Çünkü çocuk 1 olduğunda sorumuzun cevabı 48 ise çocuk 2 olduğunda da 48, çocuk 3 olduğunda da 48, çocuk 4 olduğunda da 48. Ama biz bunu ne yapacağız? Şimdi anne baba arasına bir çocuk gelsin diyor. Şimdi çocuk 1 de gelebilir, çocuk 2 de gelebilir, çocuk 3 de gelebilir, çocuk 4 de gelebilir. Yani 4 çocuktan birini seç diyor. 4 kişiden bir kişiyi 4 farklı şekilde seçerim. Şimdi seçtim, seçimimi yaptım. Mesela çocuk 3'ü seçtim. Tamam, çocuk 3 artık aralarında. Bir kişi gibi oldular. Çocuk 1, çocuk 2 ve çocuk 4 dışarıda. 3 kişi de bunlar. Toplam kaç kişi gibi oldu bunlar? 4. 4 kişiyi 4 faktöriyel şekilde sıraladım. Anne ile baba yer değiştirebilecek, çocuk arada olacak. Çarpı 2 faktöriyel. İşte bunu seçim sayımla ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Buradan cevabımız 192 geliyor. Yani buradaki farkı ne? Burada sadece çocuk belliydi. Burada bu çocuk da gelebilir, bu çocuk da gelebilir, bu çocuk da. O zaman buradaki bulduğumuz sonucu 4 ile çarparız diyebiliriz. 29. Gel bakalım. Ne diyormuş 29. sorumuz? Ne diyormuş 29. sorumuz? Ne diyormuş 29. sorumuz? Arkadaşlar şimdi dur, bu arada ben kaptırdım gidiyorum da. Evet, bir yerde böleceğiz. 3 video, bir tane de bıyıklı videomuz olacak. 29'a kadar geldik şimdi. Biraz daha çözelim. Sonra tekrarlı permütasyonda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12. Tamam. 29'u da çözelim. Bırakalım o zaman. Sonraki videoya kalsın, sonrakilerde. 2 öğretmen 7 öğrenci. 4'ü önde 5'i arkada olacak şekilde sıralanacaktır. 4'ü önde 1, 2, 3, 4. 5'i arkada 1, 2, 3, 4, 5. Kaç farklı şekilde sıralanırlar? Bir şart var mı? 4'ü önde 5'i arkada diyor ama işte öğretmen önde öğrenci arkada falan gibi şartlarım olmadığı için bu 9 kişiyi sıralayacağım. Yani öğretmen öğrenci olması fark etmiyor. 9'undan biri buraya, 8'inden biri buraya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yani burada ön arka fark etmedi, 9 faktör yani. Şimdi geldim B'ye. Öğretmenler aynı sırada bulundukları sıraların uçlarında olmak üzere. He, diyor ki öğretmenler aynı sırada olsunlar bir kere diyor ve bulundukları sıraların uçlarında. O zaman iki durumum var. Öğretmenlerin yukarıda olduğu durum ve öğretmenlerin aşağıda olduğu durum. Hadi bakalım. Şimdi öğretmenler önce aşağıda olsun. Kaç öğretmenim var benim? 2 öğretmen. Şimdi sıranın uçlarında olacak diyor. O zaman öğretmenin birini buraya, birini buraya koyacağım. Hangisi oraya, hangisi oraya? İkisinden biri buraya, birinden biri buraya. Öğrenciler için şart var mı? Yok. 7 öğrenciyi sırala şimdi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. İşte bunların çarpımları. Bakın şurası 7 faktöriyel yapıyor. Şunların çarpımları 7 faktöriyel yapıyor. 2 ile çarptığım zaman 7 faktöriyel çarpı 2 burası. İkinci durum. Öğretmenleri yukarıdaki sırada başlara koyuyorum. İkisinden biri buraya, 2 öğretmenim var. Kalanı da buraya, 1. Öğrencileri sıralıyorum şimdi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bak şuraların çarpımları 7 faktöriyel yapıyor. 2 çarpı 1'den 2. O zaman bu da 7 faktöriyel 2, bu da 7 faktöriyel 2. O zaman 2 tane 7 faktöriyelle 2 tane 7 faktöriyelin toplamıdır. 4 tane 7 faktöriyel yapar sorumuzun cevabı. Evet. Şimdi 30, 31, 32, 33. soruları da sonraki videoda çözelim. Sonra tekrarlı permütasyonu da o videoda anlatalım. Sonra bıyıklı soruların içerisinde efsane sorular çözüp permütasyonu yavaş yavaş tamamlayacağız. Tamam mı? Güzel çalış, sıkı çalış, hayalinin peşinden koşarak bunlarla ilerle.